When I come around, got the whole thing Merhaba değerli FIFA severler. Yeni bir video. Hoş geldiniz. Bugünkü videomuz Perşembe günü. Ödüllerin videosu ama sadece haftalık ödüller değil bu sefer ve aylık ödüller var. Biliyorsunuz Ekim ayı için 40 tane maç yaptık haftalar boyunca. Bunun sonunda da aylık ödül alıyoruz. Her zamanki gibi olduğu Geçen ayda Thiago'yu çıkarmıştık. 89'luk bir kart ve çok güzel bir videoydu. İyi bitirmiştik onu. Ee, karşınızda görüyorsunuz ki bu ayki ödüller biraz daha iyi. Ee, 91'lik 91 Higuain, Eriksen, Silva, Pogba, Mertens, Fidel, Cavani, Nainggolan, Icardi, Mustafi, Lukaku, Salah, Ter Stegen, Mane, Insigne, Mbappe, Osaka, Net Mbappe, Son, Fernandinho, Santrafor, Yani e, bu ayki e, kartlar çok daha güzel duruyor. İşte kadroma bakıyoruz hemen bir. E, kadroma baktığımız zaman Hani oturabilecek kartlarını hemen mesela Inform Vidal'i e, direkt e, normalini satıp, hatta oradan para da kazanıp e, no Inform Vidal'i koyabilirim. Hani Nine Golan gelirse Serie dönmeyi düşünebilirim. Bir tane muhtemelen sağ tarafı e, ama onu nasıl bilmiyorum. her bilmiyorum. Herrera'yı çıkartıp, Pogba'yı ortaya koyup e, sağ tarafa Nine Golan'ı, orada da bir seri A, Florenzi zaten e, kirliğinin var biliyorsunuz ki satılamaz. E, öyle bir otur kadro yapabilirim hani Mbappe gelirse sağ kanada Mbappe alırım Santraforo bu sefer e, Griezmann tarzı Griezmann tarzı böyle değişik bir şeyler deneyebilirim. Yani e, olabilecek şey çok fazla ama e, biliyorsunuz ki paket şansı her şey şansa kalıyor. E, hemen e, daha fazla bekletmeden size ödüllere geçelim eee Champions ödülleri bu hafta sonunu aslında çok kötü bitirdim. Hiç beklediğim gibi performans gösteremedim ama görüyorsunuz ki 53 aylık ödülü eee el formayı aldık zaten formaya sahiptik. İşte seçkin 3 food Champions paketi. geçen ay elit 2 bitirmiştim. Bir galibiyetle kaçırmıştım 1'i aylık olarak. Bu sefer 20 maçta oynamadığım için bir hafta sonunu 20 maçını oynayamamıştım. Hatırlıyorsunuz bir videoda hepsini pazar gününe bırakmıştım ve devam etmek istememiştim. O yüzden bu sefer bu ay seçkin 3 ile yetindik ekim ayında bu hafta sonu dediğim gibi pek istediğim şey yapamadım ve ne yazık ki gold'u ki bitirdim 22 galibiyetti sanırım 22 galibiyete ulaştıktan sonra elit üç olduğum için aylık olarak devam etmek istemedim hani gerek yoktu oynamak için bir inisiyatif bir hani şey gerek yoktu diyeyim yani kısaca bahsetmek gerekirse Ama ödüllerimizi aldık 45 jetonu da koyduk Forma yani satılmıyor hızlı satacağım var zaten bu forma kullanmıyorum Evet arkadaşlar şimdi e, geçersek direkt ödüllere. 3 tane paketimiz var. E, öncelikle 3 tane paketimiz yok 4 tane paketimiz var. Nadir altın paketi, nadir mega paket, nadir mega paket. Ama en önemli olan en sona saklayacağımız seçkin 3 foot champions paketi. 12 tane ekim ayının bütün informlarından az önce göstermiş olduğum bu informlardan. E, bakalım hangilerini çıkartacağız. Hani bu sayfadaki birilerini çıkartabilecek miyiz? Çünkü gösterdiğimin hepsi en yüksek kartlar. E, bir sayfa daha var o sayfadan herhangi bir inform geldiğinde pek e, mutlu olmama... Mutlu olma şansımız pek yok ama e, daha fazla bekletmeden paketlere geçelim. Nadir Altın paketiyle başlıyoruz. Lütfen güzel bir paket açalım olsun. Aylık ödüllere baş. Haftalık ödüller bu. Yani e, panel yok. <laughs> o yüzden pek bir tepki veremedim. Santrafor, İspanya, Davide'ye geliyor MLS'ten. MLS'de de yılın oyuncusu seçecek büyük ihtimalle birkaç güne. E, onun da e, kadro kurma görevi çıkar herhalde. Rooney'nin e, Rooney arkadaşlar informu gelecek büyük ihtimalle. West Ham'a 3 gol attı e, bir dahaki haftanın takımında. Seçilmesi yüksek olasılık. Fiyatı hatta birazcık yükselmiş durumda. Ee, birkaç iyi alabilirsiniz. Biliyorsunuz inform kartı çıktığı zaman e, normal oyuncuların e, piyasada bulunmadıkları için fiyatları artıyor. Ben e, sizi çok bekletmeyeceğim. Her şeyi kulübe yollayacağım. Geri kalan e, bu 3 <laughs> tane itemi hemen hızlı satalım. Hemen önümüzdeki pakete geçelim. Nadir mega paket açıyoruz. Bu paketler çok iyi. İçinde 30 tane şey var. Nadir hepsi. Çok önemli. Evet panelleri görüyoruz. Panelleri görüyoruz. Ne geliyor? Ne geliyor? Güzel bir şey gelsin. Fransa. Fransa güzel. MDO kant... Ah, kante değil. Ah, kante değil, şey değil, <laughs> inform pop'a zaten olamazdı. Enzonzi geliyor. 83'lük bir oyuncu. 83 oyuncu piyasasına baktığımız zaman e, kadro kurma görevleri vardı biliyorsunuz. E, i̇şte ligler, Premier Lig bilmem ne vesaire. O tarz şeyler geçtiği için biliyorsunuz 83'lerin ve 84'lerin fiyatları biraz da aşağı düşmüş durumda. Ama yine de e, gayet satılabilir durumdalar. 2300 civarına e, vesaire bu... E, Renklem de gidip geliyorlar. Renato Sanchez. Yani çok iyi bir paket değil. Açıkçası yalan söylemeye gerekirse her şeyi kulübe olacağız büyük ihtimalle. Böyle yapmama gerek yok. Direkt L2'ye basabilirdim ama <laughs> işte alışkanlık. Evet. Campbell'ı da bu arkadaşları da hemen transfer pazarına yollayalım. Yani çok iyi paketler değildi ama umarım <laughs> son iki paketimiz bize daha iyi şeyler getirecek. Nadir Mega paketi açıyoruz şu an. O kadar... 40 maç yaptık her hafta sonu. Lütfen o kadar ter döktük. Burada sinirlendik, kızdık. Güzel bir şey. İspanya bayrağını görmek istemiyorum. Sağ kanat Chelsea Pedro geliyor arkadaşlar. Ee, evet. Yani paneller iniyor ama e, artık paneller inince de insanın bir yani mutlu olamıyorum ya. Valla. Yani fena oyuncular değil. Danilo falan var. Zapakosta, Emre Can, Somer, Pedro. E, satıldığı zaman e, belirli sayıda para elde edebileceğimiz şeyler ama İnsan bir daha böyle bir büyük oyuncu istiyor tabii ki. Ha, güzelmiş. Şeyin forması da, Swansea'nin forması da güzelmiş. Bunu da ekleyelim. Sabitzer'le İranlı arkadaşımızı yollayalım. Evet, kontratı da yollayalım. Evet, şimdi asıl işte beklediğimiz paket 12 tane inform Hazard var, Eriksen var, Pogba var, Mertens var, Vidal var, Nainggolan var, Salah var, Lukaku var, var da var. Hani yok da yok ama Bakalım hangisi gelecek. 81 üstü olması garanti. 12 tane oyuncu. Evet. Kalkmaya, ayağa kalkmaya hazırım. Kırmızı, kırmızı. Hadi. Haydi. Eriksen, ya ee, Eriksen, Eriksen Danimarka. Da Eri 89 Eriksen. 89 Eriksen'i çıkartıyoruz. Dur. <laughs> Niye de Eriksen geliyor. Eriksen geliyor. Niye dep atıyor bilmiyorum ama. <laughs> Eriksen geldi. Önce Danimarka bayrağını görünce ee, Somer'in informu var. Somer İsveç bayrağı zannettim önce. İsviçre bayrağı zannettim. Dedim sevim yani tepki veremedim ama Eriksen geldi. 89'luk walkout çıkartıyoruz. Şimdi burada, burada bitmiyor tabii ki. 12 tane daha oyuncu var ve Eriksen 89'luk bir oyuncu. Orada Thiago da 89'luk bir oyuncuydu. Yine 89'luk bir oyuncu çıkardık. Pogba, Nainggolan, Vidal, Mertens bu tarz oyuncular hala bu pakette olabilir. Hadi. Mustafi! Mustafi de var, Mustafi de var. 87 Mustafi. Geri kalanı çok da önemli değil. Dirar var. Harika. Dirar'ı görmek gibi Fenerbahçe taraftarı olarak çok mutlu etti beni. Evet, eşyangın kartı da geldi. Ee, inform kartını. <laughs> Gayet yani... Güzel. 89-87. Bundan sonrası çok umurumda değil zaten. Ama Eriksen ve Mustafi. Ki Mustafi de gayet kullanılabilir bir e, oyuncu. Ama Eriksen 89'ı Eriksen'i çıkardık walkout olarak. Harika oldu. <laughs> Trollendim zannettim. Somer çıktı zannettim nedense. Alakası yoktu. 89'ı Eriksen'i çıkarmayı başardık arkadaşlar. Eriksen'in fiyatı da 400k civarında gidip geliyor. E, Mustafi'nin fiyatı da bakıyorum hemen 60-70 bin tabi bunları satamıyoruz ama e, hani değerlerinde bir e, fiyat değerlerinde size paylaşmak istedim Grand Krii e, kadro kurma görevlerinde kullanabiliriz biliyorsunuz üst düzey e, Prime e, ikonlar var Bunlar da kullanabiliyorsunuz bu tarz yüksek oyuncuları yani e, ben memnunum şahsen ama e, işte <laughs> ya Mustafi yerine Pogba, Mertens, Vidal falan olsaydı herhalde çıldırırdım burada ama Eriksen'e hiçbir şey diyemeyeceğim e, 89'u yine erikseni çıkarmayı başardık arkadaşlar. Şuradan bakarsak hemen özel kartlarımıza kaliteden özel olarak. Evet gördüğünüz üzere Thiago'nun yanına yine geçen ay Thiago'yu çıkarmıştık Eylül ayı olarak. Ekim ayında da erikseni çıkardık. 89 serisini devam ettirdik. Yanına bir tane de 87 ekledik Mustafa ile birlikte. 86 manemizi de görüyorsunuz burada. Yani... Gayet iyi. Ee, hiç e, sıkıntı yok. Gayet mutluyum onları çıkardığım için. İşte özel kartlarımı da şöyle gösteriyorum. Kırmızı olanların hepsini. Ee, paket açılımının sonuna geldik. Ee, şöyle bakacak, bakacak olursak kadroya aslında. Ee, şimdi Eriksen'i yani Bilmem aslında Eriksen ne kadar iyi 89'u kartının bir istatistiklerine bakalım istiyorsanız. Özel olarak seçtiğimiz e, takdirde şunu. Evet Eriksen Mustafi ile Eriksen'in istatistiklerine bakalım. 89 Eriksen'in e, en önemli özelliklerinden bir tanesi zayıf ayağının 5 olması, beceri hareketleri 4 gayet iyi. Tek sıkıntısı Eriksen'in arkadaşlar hızını görüyorsunuz. Hani ama e, ofansif orta sahada çok da hıza ihtiyacınız yok aslında ki 91 pas 87 dribbling. Ama çevikliği ve dengesi, bir çevikliği düşük. O çeviklik ne demek? Hani ne kadar hızlı dönebiliyorsunuz, o şeyleri nasıl yapabiliyor? Bu demek. Ama stamina'sına bakıyorsunuz dayanıklılığına. 95 harika. Soğukkanlılık, baskı altında bitirme istatistiği gayet iyi. Zaten shoot pass dribbling konusunda hiçbir sıkıntı yok. Birazcık yavaş hissettiriyordu Eriksen. Normal kartını kullandığımda draftta vesaire bunu hissetmiştim ama bakalım 89'u kartını muhtemelen şöyle yaparsak Herrera'nın yerine koyduğumuzda... evet. Marsiel'in kemi azalıyor ama e, onu böyle değiştirdiğimiz zaman bu sefer de Eriksen yani bir tanesi e, 7 kimyada oynamak zorunda kalıyor. Şöyle yaptığımız zaman evet. Aslında Eriksen'i oturtmak biraz sıkıntı olabilir. Bakalım. Neyse bakacağız ya. Olmadı Ourye'yi falan alırız eğer oynatacaksam. Herrera'yı da çünkü aslında çıkarmak istemiyorum ama Herrera düşük şeyli bir oyuncu arkadaşlar ama e, her şey yapabiliyor. Benim ihtiyacım olan bir oyuncu. Savunmaya e, hücum olsun, savunma olsun, box box. E, Mustafa'nın kartına baktığımızda ise yani Defans ve fiziksel özelliklerine baktığınızda gayet iyi bir kart. Hani zaten pas, şut, dribbling bu kadar da önemli değil. Reaksiyonu gayet iyi. Ee, kısa pası da 85 görüyorsunuz ki kısa pas atmak istersiniz genelde stoperlerinize. Hani hızlanmasında birazcık sıkıntı var. Onda fizikseliyle ve defan yüksek defansıyla kapatabilecek kapasitede bir oyuncu. Allah bilmiyorum. şimdi hafta sonunda yine de biliyorsunuz ee, yarın sabah başlıyor. Onda onda mı 9'da mı hep karıştırıyorum onu ama ee, bakalım yani belki bir şeyleri satıp e, yeni bir şeyler ekleyebiliriz kadroya e, ilginç oldu bu ama Eriksen'i 89'u ve mustafi'yi çıkardık aylık ödüllerimizden haftalık ödüllerden bir şey gelmedi ondan zaten e, o 100k'lık paket olmadığı için gold 1'de ve üstünden aldığınız pek bir şey beklemiyordum ama gayet güzel bir paket açılımı oldu bence İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim kendinize iyi bakın